Hepinize merhabalar, ben Umut ve bugün sizlerle birlikte yeni bir videomuzda daha birlikteyiz. Bugün şu an ekranda gördüğünüz glitch intro'yu yapıyor olacağız. Ben bunu çoğunlukla CS editlerinde kullanmıştım, CS editlerinin başlarında ve gelen yorumların çoğu baştaki intro'nun nasıl yapıldığına dairdi. Artık vakti geldiğine göre çekebiliriz videomuzu. Şimdi ilk önceki After Effects'i açtıktan sonra açıyoruz. Ben CC 2018 kullanıyorum ki bunları nasıl yenileceğinize dair bir videoda çekeceğim. O da yakında gelecek. Yeni bir new composition diyor. Buradan yeni composition oluşturuyoruz. Şuraya tıklıyoruz. 1 dakika süreyi 1 dakika yapabilirsiniz ya da 30 saniye falan yapabilirsiniz. 30 olsun hatta, uzatmayalım. Şöyle 0 yapalım. Buraya arkadaşlar direkt 30 giriyorsunuz şu şekilde. Süreyi 30 olarak ayarlıyoruz. FPS 60 olacak. 1920 1080 olacak boyutlar her zamanki gibi. Ayarlar bunlar. Buraya da intro diyelim. Intro. Okey diyoruz. Ve kompozisyonumuz geldi. Bu arada bu intro yapmak için Twitch plugin'e ihtiyacımız var. Eğer Twitch plugin'iniz yüklü değilse veya nasıl yükleyeceğinizi bilmiyorsanız videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Yine benim yaptığım bir video. Şimdi buraya sağ tıklayalım, yeni diyelim ve solid oluşturalım ilk önceki bir arka plan. Bunu simsiyah yapıyorum. Bu şekilde siyah yaptık. Şimdi yeniden oh koşalım, sağ tıklıyoruz, yeni diyoruz, text diyoruz. Buraya artık kanal ismi olur işte, fark etmez. Yazıyoruz. Ve bunu ortalıyoruz. Şimdi bunu ortalamak için idras yazısı seçilirken alttaki katmanlardan Align'a geliyoruz sağda. Bakın bu şekilde. Eğer sizde Align yoksa, yani şu şekilde burada Align yoksa Window'a gelin. Bakın Window üstte. Pencere de geçer herhalde. Öyle de geçebilir. Aynen burada Align var. Bakın gördüğünüz gibi. İlk sırada. Buna tıklayın ve bu şekilde açın. Burada Align Layers to Composition var. Şöyle bir şey de var galiba. Şu ikisini seçersem. Selection. Aynen öyle bir şey de var ama bu şey mümkün değil. Composition diyeceksiniz buradan. Ve şu ikinciye ve beşinciye basıyoruz şu şekilde. Bu şekilde tam ortada oluyor yazı. Şimdi yapacağımız şey ilk öncelikle şuradan şu yakınlaştırma çubuğundan bunu en sağa alıyoruz. Yani olabildiğince yakınlaştırıyoruz ki ayarlayabilirim. Neyse onu açıklamam. Buradan bu işaretleyici ve kümeli tek tek gidiyor. Tık 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 diye gidiyor ve burada sayı böyle bir bir artıyor bakın. Hani bunu yapacak kadar yakınlaştırın. Ona göre ölçüyle, o hesaplamayla gideceğiz. Şimdi yazıya geliyoruz ve abi bir dakika, bundan önce yazının şu ok işaretine tıklıyoruz. Text'e basıyoruz ve buradan animate var. Animate'e de geliyoruz. Ve buradan character offset var. Buna basıyoruz. Buraya bakın böyle animator adında bir şey ekledi. Şimdi character offset'in sayısını arttırdığımız zaman bakın gördüğünüz üzere yazı dağılıyor bu şekilde. Yani rastgeleştiriliyor. Bunu şöyle bir 11 yapalım ve hani bunu kaç yaptığınız fark etmez. Sayısını değiştirin ve saate tıklayın. Bakın şuradaki saate. Ardından intro yaklaşık 4-5 saniye falan olur herhalde. 3-4 saniye. O yüzden biz bunu şöyle bir 7 saniyeye kadar uzatıyoruz. Ve sayı da şöyle bir 250 falan olabilir. Bakalım. İzleyelim. Evet, gördüğünüz üzere gidiyor. Şimdi burada ne yaptık? Saate tıkladık. Saat tıklayınca burada bir keyframe oluştu ve işaretleyiciyi uzağa götürdük. Burada sayıyı değiştirdik ve buraya da başka bir tane keyframe koydu. Ve bu şekilde arasında bakın sayıya bakın. Önce sayı buradan ilerledikçe değişiyor. Şimdi ise oh, garip bir cümle oldu böyle. Şimdi yapacağımız şey geliyoruz buradan yeniden yakınlaştırıyoruz ve bunu birazcık şöyle ilk önce sağa doğru kaydıralım. Yani direkt intro başlar başlamaz hani yazı gelmesin. Şimdi yazının şu ilk başına geliyoruz. Ardından iki
2 frame gidiyoruz ve CTRL Shift D yapıyoruz. Kesmek için bakın kestim. Bir daha gidiyoruz. Şöyle 2-2 gidiyoruz her seferinde. Bundan 6 parça keseceğiz bu şekilde. 3, 4, bir tane daha 5. Şu an burada 6 parça farkı kestik gördüğünüz üzere. Şimdi ortadaki parçaları siliyoruz şöyle. Bu şekilde bakın. Bir tane yazı bir görünüyor, bir görünmüyor, bir görünüyor, bir görünmüyor, bir görünüyor, bir görünmüyor ve bir daha görünüyor. Bunu yazının girişini yaparken kullanacağız yani şu şekilde bakın. Bakın gözlü yazı böyle öyle yanıp sönerek giriyor çok hızlı bu şekilde. Gördünüz. Ardından bu yaklaşık 4 saniye sürecek. Şöyle bakın saniye burada yazıyor. Gidelim 5, 3, tamam. Burada bir yerde bitirebiliriz. Şöyle 3 diyor. 3.41 de bitsin. Ardından buraya da geliyoruz. Yine yakınlaştırıyoruz. CTRL Shift D ile kesiyoruz biteceği yerden. Burada 8 parça kesiyoruz aynı şekilde. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parça. Yine ortadakileri siliyoruz. Bakın burada parça var, bunu siliyoruz. Burada var, bunu siliyoruz. Burada var, bunu siliyoruz. Ve bunu da siliyoruz. Yanlış oldu lan. Bir tane parça yanlış sildik galiba. Şunu da sil, şöyle koy. Tamam. Kusura bakayım. Yanlış bir hesaplama oldu. Yanlış fazla kestim galiba ben. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kesmemiz gerekiyormuş. Mantık. Pardon. Özür diliyorum. Şimdi gözünüzle bakın. Bir tane... Bir boş, bir dolu, bir boş, bir dolu, bir boş, bir dolu şeklinde gidiyor. Şimdi bu parçayı silmiyoruz. Çünkü yazı burada düzgün kalacak. Şimdi şu ilk boş parçanın... ilk boş değil. İlk parçaya gidiyoruz ve ilk parçanın ok işaretine tıklıyoruz. Ve text'e gidiyoruz ve buradaki animator'ı siliyoruz. Gözünüzde artık yazı normal animator'ı sildiğimiz için. Buradakine dokunmuyoruz ve buradakini de siliyoruz. Transform'a girdim yanlışlıkla pardon. Animator'a geliyoruz ve siliyoruz. Buradaki yazı da düzeldi ve buradaki animator'ı da siliyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bakacak olursak. Bakın yazı bu şekilde düzeliyor. Bir kere düzeliyor, sonra bozuluyor, sonra bir kere düzeliyor, sonra yanını kapanıyor, sonra yeniden açıldığında yeniden düzgün oluyor. Bu şekilde. Şimdi glitch efektlerini verelim. Sağ tıklıyoruz, yeni diyoruz ve adjustment layer diyoruz bu şekilde. Bundan. Ve Twitch plugin'ini yüklüyoruz. Effects and Presets'e geliyoruz bakın burada. Eğer yine ve yine sizde yoksa window kısmından Effects and Presets'i buradan açabilirsiniz. Ya da CTRL 5 deyince de açılıyormuş bakayım. Açılmadı lan. Ha, açıldı evet. Şunu şöyle yukarı alalım. Buradan Twitch, şimdi buradan şu şekilde Twitch diye aratıyoruz. Ve bakın, Allah. Video Copilot tarafından verilen Twitch'i alıyoruz. Ve getiriyoruz şekilde. Adjustment değerinin üzerine bırakıyoruz. Allah'ım bir dakika şunu. Şimdi buradan Enable'a geliyoruz. Ve Slide'a geliyoruz. Burada bir sürü farklı seçenek var. Bunları deneyip ağacı böyle daha güzel oldu ya falan deyip ayarlayabilirsiniz. Sadece slide kullanacağım ben şimdilik. Hani orijinaline sadık kalmak amacıyla. Operator Controls'a geliyoruz ve slide'ı açıyoruz. Şimdi bir izleyecek olursak bu şekilde az az atıyor ve çok fırlatıyor yani. Şimdi bunu düşüreceğiz. Slide amount'u yaklaşık bir hani kadrajdan fırlatırcasına atıyor. Sağa sola. Bir 18 falan yapalım. Hatta bir 15 gider. Heh, 14 olsun. Slide Twitches diyor bakın. Yani 1 saniyede kaç kere sağa sola fırlayacak onu soruyor. Geliyoruz. Buna çift tıklıyoruz. Virgül koyup 5 yazıyoruz. Yani 1.50 yapıyoruz anlayacağınız. Bakın şimdi bu şekilde oldu. Şimdi daha fazla sağa sola sekiyor ve daha az hani aşağı yukarı daha az sıfırlıyor. Bu şekilde. Şimdi ise Slide RGB Split var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bunu arttırıyoruz. Şöyle bir dakika tam sektiği bir yerden ayarlayalım. Heh mesela buradan iyi sekiyor. Şöyle arttırsak yaklaşık bir 18 falan
Fena değil gibi. Bakalım. Çok da artırırsanız güzel durmayabilir bu. Evet, biraz düşürelim mesela 10. Bunu ne yapalım biliyor musun? 15. Şunu full değil de half yapalım, daha kolay renderlasın. Bu arada bunu düşürseniz daha kolay izleyebilirsiniz buradan. Ve render aldığınızda kalite düşmez. Onunla sıkıntı yok. Evet. Tamamdır. Bakın bu şekilde gayet güzel bir şekilde ayarladık. Bakın şunu hala biraz düşürebilir miyiz? Yok, gerek yok. Gayet güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada girişten başlıyor. 3 saniye önce devam ediyor bu şekilde. Ardından bakın kapanış, yani yazıyı düzeltme yerine geldiği zaman yazı hani şurada kaybolmadan önce biraz geri alalım ve bu adjustment değeri kesiyoruz. Ctrl ile Shift D yapıyoruz. Ve şu parçayı şöyle açıyoruz. Bize ilerletiyoruz, silmeyin ama daha. Bakın bu şekilde geldikten sonra burada duruyor ve yazı düzeliyor. Ardından burada bir daha gelecek. Çok az. Şöyle bir 2-3 parça şöyle birazcık alalım ve keselim Ctrl Shift ile ve geri kalanını silelim böyle. Tabi parçada hiçbir şey olmadı. Mesela kestiğiniz parçada bu şekilde çok az mesela glitch geldi bana, kestiğim parçadan maalesef. Buraya gelip şu Effect Controls'e şuraya gelip Slide Seed'i değiştirebilirsiniz. Bu demek oluyor ki bu tamamen değiştiriyor şeyini. Mesela biraz daha değiştir. Ne var, biraz daha rastgele daha güzel bir şey yok mu? Şaka mısın oğlum? Sen bunu arttır o zaman, Allah kahretsin. Onu yapma tabii. Bir saniyede 73 kere sağa sola fırlıyor o zaman. O sinirlerime hakim olamadım. Evet. Ha, şöyle yapalım. Aynen böyle iyi. Aynen bu parçayı Ctrl ile D ile kopyalayalım. Kopyalayamadım. Ctrl ile D ile kopyaladım. Efekti kopyaladım lan, çıkıyor bir dakika. Ve bunu da slide'ını değiştirelim şöyle. Seed'ini değiştirelim. Şimdi izleyecek olursak, bakın en baştan izleyelim. Evet, bu şekilde. Gayet normal bir glitch efekti uyguladık. Artık buna böyle kararlarak falan kapatabilirsiniz. Hatta onu da göstereyim. Sağ tıklıyoruz, yeni diyoruz, solid diyoruz. Ve siyah bir tane solid oluşturup en üste koyuyoruz. Biteceği yerden kesiyoruz. Bu şekilde bu tarafını da siliyoruz. Bakın bu şekilde. Ardından bunun transformuna geliyoruz. Opacity'yi 0 yapıyoruz ilk önce. Ve başına saat koyuyoruz. Sonra bunu ilerletiyoruz. Biraz öyle çok değil. Ve bunu 100 yapıyoruz. Bunu 0 yapamadım bu arada, ben galiba 2 yapmışım. Evet. Evet, onu da 100 yapamamışım mesela. Hani harikayım yine. Ve gözlüğü bu şekilde kapanıyor. Tam bu bittiği yerde, burada bir yerde bitiyor. Şu parçayı getiriyoruz. Bakın şöyle. Yoksa burayı da renderlar. Biz sadece burayı renderlamasını istiyoruz. O yüzden şu ortadaki parçayı getirip buraya koyuyoruz. Şimdi bitti. Şimdi bunu nasıl renderlayacağınızı göstereyim. Composition'a gidiyoruz. Add Render Queue diyoruz. Şimdi buradan şu intro.avi, yani ismini verdik. Buraya tıklayarak kaydedilirken ki ismini seçiyoruz. İşte glitch intro falan olur. Glitch intro. Ardından render settings'e gidiyoruz. Best settings olarak kaydedilmiş. 60 FPS. Bundan gerisi önemli değil. Emin olun 60 olduğunu. Output modu diyor. Lossless diyor. Geliyoruz buraya da. Buradan Quick Time de olabilir ama AVI'yi seçtim ben şimdilik. AVI diyoruz ve RGB falan, bunlar hep öyle aynısı. Zaten size de aynıdır büyük ihtimal diyoruz ve şu render'a basıyoruz. Bastık. Bu bunu renderlıyor. Render bittikten sonra videoyu artık istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere videoyu açtığımda birazcık kasıyor video. Hani 60 FPS olarak ayarladık ama video takılıyor, yani drop giriyor bildiğiniz videoya.
çok belli olmamış olabilir burada ama drop giriyor yani. Böyle olmaması lazım bunun. Bunun nedeni hani boyutu büyük ihtimal yüksek olduğu için falan. Bunu neden bilmiyorum ama After Effects'ten ne render alırsam alayım her seferinde böyle çıkıyor. Bakın 1.78 GB çıkmış mesela. Bunu herhangi bir edit programına attığınız zaman, mesela videonuzun başına koyacaksınız diyelim, o zaman donma falan olmuyor. Bu sadece video izlemeye çalışırsanız böyle oluyor ama herhangi başka programla render alırsanız 60 FPS bir şekilde renderliyor. Yani hiç donma, drop falan olmuyor. Evet arkadaşlar, ayrıca videoyu renderladıktan sonra açalım hemen. Nerede o? Glitch intro. Evet, sen. Videoyu renderladık diyelim. Bu şekilde herhangi bir, yani kullanacağınız videonun üstüne atıp, bakın mesela arkadaş Sıratara'dan bir klip var bu şekilde. Videonun üstüne atıyoruz bu şekilde. Koyuyoruz. Tabi bunun boyutu burada büyük. Çünkü videonun şey düşük. Scale düşüreyim şöyle biraz. Buna sağ tıklıyoruz. Blending mode diyoruz ve Lighten'a tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaki siyahlık gitti ve bakın yazı yine arka videonun üzerinde glitch'li bir şekilde oynuyor bu şekilde. Bu da böyle minik bir taktik olsun benden. Yani bilmiyorum, belki işinize yarar, belki videonun üstüne koymak istersiniz direkt. Size kalmış bakın bu şekilde yazının üzerinde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.